Güzel ya güzel hani heyecanlı paylaşmış bir liseli kardeşimiz keyifli mutluysa liseden ben kendi lisemdeyken mutlu değildim abi açık konuşayım hiç mutlu değildim babam öğretmen olduğu için abi babam öğretmendi benim tamam mı benim lisemde değildi ama benim babamın da eli kolu çok uzun bir adamdı yani. Bizim okul müdürdü. Bütün öğretmenler tanış, tanıyordu yani. Öbürüyle bir yerde öğretmenlik görevi yapmış. Öbürüyle öbür taraftan arkadaş. Biriyle ilçeden arkadaş. Bilmem müdür bir yerden tanıyor. Dolayısıyla öğretmenlerin hepsi beni tanıyordu. Ve ablam da aynı okuldaydı. Ablam son sınıftayken ben birinci sınıftım işte lisedeyken. Ablamın da yani lise hayatı çok başarılı bir insan olarak okudu. Benden de aynı performansımı beklediler. Ne olduysa mesela hiç böyle her yaptığım harekete böyle bir bahaneler, bilmem neler falan böyle. Çok baskı altındaydı yani benim lise dönemim. Çok kötüydü yani. İşte birkaç makaramız tabii ki vardı. Birkaç makaramız vardı. Hiç unutmuyorum bir gün. Sırada bir yan sıramızda bir e, yan sıramızda diziliyoruz ya sıraya diziliyoruz ya yan sıramızda işte bir tane kız bir sıranın en arkasındayız. Genellikle yani sıranın en arkasında çok kız olmazdı yani bizim tarafta. Hep böyle erkeklerin makarası. Çünkü kızlar birazcık daha böyle önlerde olmayı seviyordu yani böyle daha böyle can kulağıyla dinliyor hani bütün etkinlikleri falan. Arka tarafta böyle şey yani. Bizim gibi makara meraklılarının bulunduğu bir nokta olduğu için ben de yan sıradan bir kazana kadar güzel lan bu kız falan demişim. Hayat hatırlamıyorum. Sonra aa, aa, <gülüyor> demişim. He. <laughs> orada dururken öyle bir şey çıkmış ağzımdan. Neyse abi bizim salak çocuklar da gitmişler okulun arkadaşına söylemişler. Bir gün içeri giriyorum falan böyle. Pardon. Okul sınıfa geldik ben yerime oturdum. Ben de tank gibi hareket ederdim. Zayıftım falan ama tank gibiydim yani. Oturduysam artık orada oturacağım. O ders başlasın beklerim yani. Abi kız beni çağırıyorlar kızla seni konuşturacağız. Oğlum siktirin gidin diyorum kızla benim bir şeyim olmaz falan. Hani bir şey de demedim kıza. Güzel kızmış dedim. O bile hani dedim demedim arası yani anladın mı? Bir de lisede böyle gereksiz böyle bir ara yapma durumları vardı. Abi kızı getirdiler sınıfa getirdiler kızı. Oğlum ne yapıyorsunuz lan falan böyle yapıyorum falan. Ne yapıyorsunuz falan yaptım. Kız geldi böyle yaptı. Bu mu dedi bana. Bu dediler. Böyle yaptı kız. Hmm, yok. Yaptı. Gitti. Ah be. lan. Sonra bizimkiler tabii benimle büyük taşak geçtiler. Makara konusu oldum. Her şey orada başladı işte. Şimdi o kız evlenmiş. Falan şu. <laughs> Yok bir daha görüşmedim. tabi de böyle bir tatsız bir, bütün sınıfın önünde böyle bir şey yaptırttılar bana. Ben dedim ki ne diyorsun dedim ya. Sanki dedim ha teklif mi ettik falan filan hayırdır dedim. Olmaz dedim. bunu Beğenmedim dedim. Bak o noktada amına koyayım öyle bir şey yapar mı? İnsan arkadaşına bunu yapar mı ya? Ne kadar pislik arkadaşlarım varmış. Ondan sonra ben o zamana kadar hep böyle daha duyarlı bir insandım. Zorbalık hiç yoktu falan. Ondan sonra tam bir zorbaya dönüştüm işte. Zamanla, günden güne zorbalamaya başladım. Kapıda bekleyenler vardı biliyor musunuz lisede? Sadece kapıda duruyorlar. Kapıda duruyor böyle amına koyayım. Yani o, o sınıfın kapısında duran iki kişi var. Öbür sınıfta iki kişi var. Bu sınıfta iki kişi var. Bir de bu sınıfta. Yani dörtlü sınıf. Sadece kapıda durulunuyor yani. Gelen geçene bakılıyor. Kapıda durmaca. Onun görevi o yani. Teneffüslerde kapıda duruluyor böyle. Mal bir görev amına koyayım o. O değişik bir hissiyattı. Bak bunları hatırlıyorum mesela. Ben yapıyordum onu. Kapıda mı duruyordun? <laughs> kapıyı tutardım ben hep. Orası bir çocuk. İçeride ne yaptırtıyordun ki kapıyı tutuyordun? <gülüyor> <gülüyor> Niye kapıyı tutuyordun oğlum? Zekli oluyor kanka kapıda durmak. Herkese göreyim hesabımı. He. Bütün okula hakim oluyorsun. Koridoru sen denetliyorsun. Çağır sen <laughs> bir röportajda hap var, cigara var filan dedi, dedim mi? Yo ne o ne lan? Röportajda bir daha buna koyayım. o <laughs> çağrı değil lan. Kim o? Ona <laughs> biraz bana bakayım. Can filtrine benziyor harbiden o. O ne oğlum? Sana ben. Şöyle sürüyorum de, dedin ya ondan herhalde. Hatta bir kız vardı sana sigara üflüyordu. O dershanede onu da sonradan anladım. Senin suratına sigara üflemenin anlamını sonradan anladım. O dönemlerde safmışım abi. Suratınızda su sigara üfle üflemek seni sikmek istiyorum muydu? Neydi lan o? Tövbe estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> S seninle cinsellik mi yaşamak istiyorum demekti. Kız da benim suratıma püfür püfür üflüyor aman okum. Dershanedeyim daha sigara ben içmiyorum yani. Üflüyor böyle yapıyorum. <laughs> Falan. en son dedim ya şunu şuraya üfle koyayım dedim artık yeter yani sürekli suratıma üflüyorum. Benim mı başlatacaksın falan. Sonra arkadaşım bana dedi o dedi senin suratını sigara üflüyordu. Onun anlamı bu dedi. Ben de hani derde dershan dönemindeydim. Kaçarak uzaklaştı falan demişim. <laughs> ne yaptın Mami? Bir tane abi sorun yaşayan arkadaşlar varmış. Hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.